Sayohatchi uchun fasl, ob-havo, issiq yoxud sovuqning ahamiyati yo'q. U uchun eng asosiy jihat bu yoqimli istaliklar, zavqli onlarning tafti va yangi manzillarning kashf etilishidir degan gapni eshitgan edim. Bu so'zlarning nechog'liq to'g'ri ekanligini esa sayohatimiz davomida anglab boryapmiz. Ohangaronning go'zal tabiatini o'rmonzorlar orasida berkingan bo'lsa-da, sayohatchilarga anchayin tanish bo'lgan turistik zonalarni ko'rishga bir muddat avval guvoh bo'lgan edik. Ana shu sayohat davomida esa bizning tumanda yana shunday bir qishloq borki, 2020-yilda bu qishloq chin ma'noda sayohatchilar maskaniga aylanadi degan gap quloqimizga chalingandi. Qiziqishimiz oshib, bu safar o'sha qishloq tomon yo'l olishni maqsad qildik. Sayohatga ishtiyoqmand yurtdoshlar, mana Trail Time ko'rsatuvini ham boshlab oldik. Ko'rib turganingizdek, tabiat qo'ynida qorli tog'lar bag'ridamiz va mana bunday qo'y-qo'zilar davrasida negadir Shohruh Haydarov menimcha yo'qolib qoldi, bilmadim, qayerdadir qolib ketdimikin. Orqaga qarang, orqada mana tulporim. Tulporimda yuribman aylanib. Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Trail Time navbatdagi soni efirda. O'zini yaxshi ko'radigan hamkasblarimiz juda ham gentleman bo'lib ketganlaridan mana eshakni ustiga o'zlari minib oldi. Oyog'im yerga tegib qolay deb turibdi. Siz ko'tarmaydi, siz og'irsiz. Demak, bu yog'iga mashina, avtomobil yura olmaydi, shuning uchun mana bu. Shuning uchun bugun eshaklarda sayohatimizni bitta eshak davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling. Bugun ham eng chiroyli manzillarni sizga namoyish etishda davom etamiz. Qishki sayohat uchun ayni muddao. Hayden Shohruh. Chapga. Shohruh Haydar eshak qo'yladi qaydi. Ha, Nasriddin afandi singari hamrohim bilan eshakka mingashdik-ku. Kuz allaqachon o'rnini qishga bo'shatib bergan Mo'minobod qishlog'iga yo'l oldik. Ohangaronning issiq qozonlari shundoqqina ko'rinib turgan qishloqning tabiati ham o'ziga xos. Mo'minobod avvallari geologlar qishlog'i deb atalgan. Chunki bir vaqtlar mazkur qishloq atrofida geolog olimlar qazilma ishlarini olib borgan ekanlar. Hozir esa qishloq aholisi asosan chorvachilik bilan shug'ullanishar ekan. Qazilma ishlari hozir tugatilgan. Nega endi geolog emas Mo'minobod deya o'zgartirildi deb so'raganimizda, aholi buni bilishni istasangiz, barcha sayohatchilar singari mana shu qishloqni tashkil topishiga sababchi bo'lgan kishining uy muzeyini borib ko'ringlar deyishdi. Biz ham so'rab surishtirib mana shu adirliklarning eng yuqorisida joylashgan shinamgina xonadonga kirib bordik. Assalomu alaykum. Kelingizlar, kelingizlar. Kelingizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, chashimiz? Kelingizlar. Biz qidirib-qidirib Ohangaronda mana shu yerda bir muzey bor, qanaqadir fermer xo'jaliklari bor, avloddan avlodga o'tib kelayotgan bir kasb egalari bor dedi. To'g'ri keldikmi? To'g'ri keldingiz. Katta chorvador xonasiga to'g'ri keldingiz. Xush kelibsizlar. Sir bo'lmasa qancha chorva bor? Mana nimalar bor? Otingiz nimani ko'paytirgan? Mana bu yerda bir tarixiy rasmlarni ko'rib turibmiz. Bugungi kunda bizda hozirgi bugungi kunda davlatimizni dasturi bo'yicha loyihalar tayyorlaganmiz. Bizni mana loyihamizda hozirgi kunda 4000 gektar yaylov bor. 4000 suvlari bor yaqin 74 gektar. Qo'ylar bor 4200 ta. Kelajakda keyingi yilga 7700 ta bo'ladi. Echkilar bor 3300 ta. Kelajakda 4300 ta bo'ladi 20-yilda. Yilqilarimiz bor yaqin 280 gektar. Keyingi yilga 385 bosh bo'ladi.
Bana karamalar var, 125 tane. Keyingilgi dasturda 365 tane kılamız. Çetten mal hakkını doldururuz. Dakımını 200 tane nasırçılık mal hakkını maksimiz. 2000 tane nasırlık koy hakkını maksimiz. Ak, meronoz, mencillik koylardan. Stavropos ülkeden. Çünkü biz ilgari atanlar şehirde işlegende bütün oğlumlar Stavropos ülkeden gelip bana oğlumlar. Hamması atanlarına işlep şu bana şu koyu doğrusu yaratılgen. Hazı yok olup gitken mi? Hazı yok olup gitken. Bizde yakın minte var hazır. Şimdi biz hani uzunuzda koyulardan ne farkı var bunu? Bizde koyumuzdan farkı var. Bizde koyumuz bunu cünü kımmat. Birinciden. Kegin göğüşü mıramırdı. Mıramırdıken bana bu naka bir kovat yok, bir kovat göğüş. Şuna kadar şirin. Kelecede bulan, yine kayıtı meşhurda cünlerini kayıtı işleyemiz. Bir de göğüşlerini kayıtı, yine kalbasını çık, bana şu bizde kurtarmaklı. Yılkı var. Demek hamas uzdan çıkar. Hamas uzdan çıkar. Demek siz bu kışlakta iktisadi turizmde rıvajlandırmakçısınız. Şimdi biz akı ukalar hamamız maslahat kılıp otadan kalan mülkte yukat vermeydik. Birinciden müzeyini cayge koyup geldik. Bu mehnetlerini görüp bana katta nakala boyatımızda seminerler. Özbekistan boyunca, vilayet boyunca buldu, Respublika boyunca buldu, rayon boyunca bu yaptı. Bu şeyler her bir çaroda bir yerden getirip özüge bir nesane olsun. Çorvasınlarını. Şunun için ben muzu yaratıp kaldırmak için şu atalar kendine mehnetler. Bizden hem geleceğinde bu sınırlar kalan. Oğlat gel. Müzeyde kettartırış niyetiniz var mı? Müzeyde... Yenge teknolojiyle kriyatı var mı? Müzeyde kettartırış niyetiniz var. Bana biz yeni yenge kadam koy yapmaz. Hazır özümüzde turizm Özbekistan'da ciler başlan gitti. Bana biz hem yeni sekin hasta maşu yengitten bulardı başa kılıp cire çırayılığını kettileştiremez. Bu tağlarda şuna kadar ceylerimiz var, turizm kıladığı yerler. Bu şehirlerden bağırıp öğrensler, bu yerlerden cide kette kette şu gazeteler, başka halkımız, çetlerlikten giren mehmanlarımız, damaladığı ceyler kımakçımız. Başlap koyduk yürge, başlanışın. Kirası ilge tükettilerdi, hemen cihazlarını hemen ceyler, meşhurda bütün bana firmalarda kurasınlar, firmalarda atkanımlar var, hemen var. Şu yüzden otlardı, minik başa kılıp tavuslardı kuruyapsız. Bir halkımız bir nüme deydi. Tamaşa kılırken çay kılamız. Demek şu otlardayım ki gen sayahatçilerge beri bir ot minip aylanmadığın canlılar. Kut düşündüğü, uşağı takkı başlayıp kuruyorsan, otkanınla kurpuyken biz, firmeler, şeyde tağdı, bütün her şey, yavay, hayvanı geçen tamaşa kılırdı otlu minip. Tavuslardı yapıp, o sonra mahçıydı. Bu tavus sıfatları kayırdan ki gendi. Bu tavuslu şu otamı devrede bir cümap giden. Şu yürge alıp gelip köpeyip köpeyip bana şu ince şu yürge maslaştı. Tavuslarda kurar mısın mesela? Ben hazır şimdi kurar mısın tavuslar? Benim tavuğu da böyle mi uzağdan tavuslu yemem? Yok tavuslar var. Ha. Bana şu bizde işte tavuğdaki çayımızdı layıkası. Demek işe şu müddatı 2020 yılında yıl ne ayıdaydı değil mi? İki turizm boyu için bana iki park teşkil kılınarken. Faxr, iftixor bilan otasidan qolgan foto faktlarni har bir kelgan sayohatchiga mazkur xonadon sohiblari ko'rsatishdan aslo charchashmas ekan. Har bir joyning tarixi bo'lgani singari, Mo'minobod ham Mo'min otaning sa'y-harakatlari tufayli tarix sahifalariga zarxal harflar bilan bitilib bormoqda. Asosan ekoturizmga ixtisoslashgan hududda suhbatdoshimiz aytib o'tganidek, 2020-yilda yirik turistik loyiha amalga oshirilib, yoz oylarida ekobog' tashkil etilarkan. Qish bo'lishiga qaramasdan bu ishga mas'ul otaning o'g'illari allaqachon ishlarni boshlab yuborgan. Sayohatchilarga qulaylik yaratish maqsadida qishloqda mehmonxonaning qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Hashamatli va zamonaviy ko'rinishga ega mehmonxonada barcha sharoitlar yaratilishi ko'zda tutilgan.
qishloqqa kelib, mehmonxonaga joylashgan sayohatchilar otlarga minib, eka bog'ni ko'rish imkoniyatiga kelajakda ega bo'lishlari mumkin. Otlarga minsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q. Yo'q, ichkarda boyliqlari bor. Bormi? Bular ana biyalar ayadi yurt yaqin 100 tasi. Sen otlar bilan minib. Gaz turistlarga yaxshida. Ha. Bu yerdan u yergacha minib borsa ot bilan qancha tabiat tomosha qilib boradi. Soyda baliqlar, hammasi. Qo'yxonalar dastlab qanday qurilgan bo'lsa, hozir ham shu tarzda saqlab qolingan. ...1937-40-yillarda qurilgan qora. Bu yillarda otamiz Onamız ben şurga pastdagi qishloqdan shurga ko'chib yotgan. Abu tovuslaringiz kelarmikan? Odamlar qo'rqib qochib ketadi. Nima deb chaqiramiz endi ular? Gulu. Ana, o masalalar ham qo'shildi. Gulu, shohrug gulu. Ha, erkagi chiroylisi. Gulu. Nechta bor endi hozir bu yerda? Bundan hozir bir 15 ta bor. Yiliga mehmonlar ko'p, bering, padarkaga bering. Sog'aga. Ha, chetdan keladi, bolasidan beringlar, boshqa so'ragan juda ko'p. Güzel kuşlarını yonidan ko'rish uchun Haydarov bilan rosa ovora bo'ldik. Bahonada yugurib sport bilan ham shug'ullanib oldik. Bekorga ham sarguzashtlarda aynan shu qushni ovozini eshitaman, tovusni ko'raman deb rosa ovora bo'lib, tovus ovozini eshitib qushdan ketib qolmagan. Biz tovus ovozini eshitmasak ham, lekin baribir yovvoyi sharoitda hayot kechiruvchi go'zal qushlarni oldidan borib ko'rishning umuman iloji bo'lmadi. Chunki qo'lga o'rgatilgan bo'lsa ham, baribir yovvoyi holat bor ekan, ya'ni odamlardan qochar ekan. Lekin tabiiy sharoitda aynan Ohangaron tog'lariga kelsangiz, mana shu go'zal tovuslarni bizga o'xshab har holda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pastda mana kurkalar, aynan tovuq kurkalar bilan do'stlik va inoqlikda mana shu tovuslar istiqomat qilar ekan.
mana uzoqdan ko'rishni afzal ko'rgan Shohir Haydarov tovuslarni fotokameraga mana muhrlayapti. Qani qani yaqinroq olingchi. Va ana uchta. Mana Shohruh qarang. Yilqilar podasi ham. Otlar keldi. Menimcha ichkaridan chiqdi. Tog'da endi haydab kelishadi. Ko'ramiz. Xullas, aynan bu yerga sayohatga kelgan kishilar uchun mana shu otlarda minib yangi ochilayotgan eko turistik ikka bog' deb atashibdi, ya'ni shu ikka bog'ni borib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Shuning uchun ham mana shunday yilqilar nafaqat chorvachilikni rivojlantirishga, balki turizmni rivojlantirish uchun ham mana shu qishloqda tashkil etilyapti. Biz ham sovuq. Mana kurkalar. Yangi yilga kurka. Yangi yilda biz sizni kurka go'shti bilan mehmon qilamiz. Trail time'ni kuzatib borsangiz bo'ldi. Xullas, bu yerga kelib siz nafaqat muzey, balki faqatgina hayvonot bog'larida uchratishingiz mumkin bo'lgan qushlarni jonli tarzda ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Qiziq jarayonlari mana endi boshlanadi desak adashmaymiz. Yilqi podalarini ko'rdik-ku, ular nega tog'dan haydab kelinganiga qiziqdik. Sayohatimiz davomida yana bir qiziqarli jarayonga hozir guvoh bo'lamiz. Ya'ni bu yerda otlarni tutish jarayoni. Shohruh, ko'rganmisiz tabiiy holatda? Ko'rganman. Alpomish filmida. Olidiy hamishdan olasam. Ko'p ot. Lekin unda qilolmasam kerak. Otlarni ovozidan vohmasdan o'zi. Vohmasdan. Qo'rqtirmang. Sezilyapti. Qani bizning otlar? Aynan mana shu yerda yilqilar boqilar ekan. Hozir ko'ramiz. Ovoz bor, lekin otlar o'zi yo'q. O, ana bitta. Ana, mana tabiiy jarayon. Biz qochib qolmasak bo'lmaydi, chunki otlar kelganda urib ketishi mumkin. Oh. Ushlash ham mashaqqatli ish ekan. Hattoki mazkur jarayonni chetda turib kuzatish kishini bir oz qo'rquvga soladi. Xullas, sayohatga kelsangiz, siz ham mana shunday qiziqarli holatlarning ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Mana to'y bola uchun tanlangan, ya'ni ot ushlab bo'lindi.
Bu otlar ise endi yaylovda erkin. Kechirasizlar, ota bobomdan. Ota bobom sirlarini o'rgatib ketmagan ekan men ishda. Ota bobom chavandoz o'tgan. Mana shulardan menga ham yuqqan otni jilovlash. O'zim yovvoyi tabiatdan ushab, mana jilovladim hozir. Aytganimni qilaman. Chuh, yurchi. Ana barakalla o'g'lim. Yo'q, to'xta, qaytmayman. O'ralib qolamiz u. Mana hozir yechsam, bu tepalar chiqib ketgim kelib qoladi. Shuning uchun anaqasini yechmadim. Berilib ketaman, ot minishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun mana boylantiroq qoldim. Xullas, bu qora bayir. Ha, Shohruh Haydarov rosa o'zini jasur va botir ko'rsatishga harakat qildi. Oxir oqibat o'z maqsadiga yetdi. Shohruh Haydarovni ota-onasi, ota-bobolari chavandoz o'tgan bo'lsa ham, lekin otni yechib minishni o'rgatmay ketgan ekan. Shu uchun biz endi chavandoz o'tmagan bo'lsak ham yechib mana jo'natib yubordik. Endi ko'ramiz, nima bo'lsa ham yiqilmasin. Mana shunaqa otlar kelasi yili barpo etiladigan, ochiladigan ekobog'da ham tashrif buyuradigan mehmonlarga, sayyohlarga taqdim etiladi. Xohlagan odam otlarda sayr qilishi mumkin. Juda ham yuvosh otlar. Meni ko'rmagan bo'lsa ham, indamay ketyapti. Men ham qo'rqmay o'tiribman ustida. O'rgatib bo'ldim mana. Endi Nurmurodovga jilovlab berdim, hozir minadi. Zavqli tomonlardan biri bilasiz, aslida mana shunday jonivorlarda aylanish tog'li hududga kelganingizda, demak bu yerga kelsangiz ekoparkka mana shunday tog'lar otlar bilan sayohatga chiqish ham yo'lga qo'yilgan. Buni o'ziga yarasha gashti bor his qilish kerak. Chuk! Xullas, bu yerdagi sayohatimizni tugatib, Mo'minobod qishlog'ining mashhur sharsharasi tomon yo'lga otlandik. Yo'l-yo'lakay oppoq qorlar zeb bergan viqorli tog'larning qishki haybatini tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'ldik. Qaytgancha, mazkur tog'larda ov xo'jaligi tashkil etilgan bo'lib, ayni mavsumda kelgan sayohatchilar ov zavqini ham his etish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.
yaşım 80 yaşta. 8 farzand, 30 nevara, 20 çevara var. Darbazlık Özbek sanatında en acayip yönelişlerden biri. Men bütün hayatım devamında adamlarga xursandchilik ato etib kelganman. Bolalarım ham şu işini devam ettirmoqda. Yakında saylovlar bo'ladi. Men farzandlarim bilan saylovga boraman va vatanim rivoji va barqarorligi uchun o'z ovozimni beraman. Mana yo'l aka uzoqdan g'orga o'xshagan bir joyni ko'rib qolib keldim qarashga. Adashmasam bu eski shaxta bo'lsa kerak. Hozir ichini ko'raman. Nariyoqda sheriklarim kutib turibdi mashinada. Ana mashina. Mana hozir kirib ko'ramiz. Qorong'i ichkari. Suv oqtiribdi qayerdandir. Oho. İçkere uzağa ki. Raz. Bir, iki, üç. Uzoq ketgan ekan. Lekin pastlik suv hozir o'ta olmayman. Agar suv bo'lmaganda uzoqroqqacha borishga harakat qilar edim. Ben özümde biraz korkunçlu büyüdü yaptı. Yaşısı şehirlerin ilik etkenin makul. Tabiati, ob-havo harorati pasayib bormoqda. Ammo bizda o'sha mashhur sharsharani ko'rish istagi kuchli. Shu boisdan ham axtimizdan qaytmadik. Thank you.
Mana azizlar, mashaqqatli yo'l bosib, o'sha aytilgan sharsharaga yetib keldik. Sharshara juda ham chiroyli. Unchalik balanddan bo'lmasa-da, pog'ona-pog'ona bo'lib tushgan ekan. Birinchi pog'ona tushganda yerni toshni o'yib 10 metrcha ichkariga kirib ketgan ekan aytishlaricha cho'ponlarni. Menimcha yozda kelib cho'milsa ham bo'lsa kerak bu yoqda. Yozda aynan mana shu sharshara akvapark vazifasini o'tar ekan, chunki tepadan bolajonlarimiz, ya'ni bu yerga sayohatga kelgan, cho'milishni istaganlar bemalol tepadan nima kichkina-kichkina bir suniy tarzda suv havzalari tashkil etilgan, ya'ni qozonchalar desak ham bo'ladi. Aynan mana shu qozonchalarga tushib kelar ekan. Mo'minobod qishlog'ini eng mashhur qilgan dam olish joylaridan biri. Afsuski, qish paytida bu yerga kelib faqat bu joyni manzarasini va mana shu viqorli tog'larni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Va yana aytib o'tishimiz kerakki, bu yerda kakliklar juda ham ko'p ekan, hamda baliqlar, shohrux aynan ma'lumot berishlaricha sharsharani tepa qismida baliqlar yo'q ekan. Garchi suv bir xil bo'lsa ham. Endi bu yoqda baliqlar bo'lishi uchun tuxum qo'yish kerak baliqlar. Ota-bobosi kelmagan bu yoqqa qayerdan baliq bo'ladi? Shohrux Qaydarov mana ajdodlarimni juda ham hurmat qilishi, e'zozlashini bugun bir necha marotaba ot minganda, eshak minganda ta'kidlab o'tdi, lekin ajdodlardan yaxshilab o'rganib olmaganini ta'kidlamadi. Mayli. Lekin bu yerni haroratini sezdingizmi? Issiqroq. Menimcha issiqligini sababi biroz yopiqlikda ichkarida bo'lganimiz uchun bo'lsa kerak. Hozir tepadagimizda juda ham sovuq shamol esib turgandi. Bu yoqda shamol aylanmaydi menimcha. Toshlar to'sib qolgani uchun bu yoq iliq tuyulyapti bizga. Shaharda ham qish boshlangan, qor yog'di, erib ketdi, lekin bu yerda haqiqiy qish. Menimcha kimdir pastlikda tekshirib yuribdi. Qani shu odam bilan suhbatlashamiz. Suhbatlashamiz. Sharshara haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz iloji bo'lsa. Mana sharsharaning yonlari muzlab qolgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Holat esa havoning sovuq haroratini ham unutishingizga turtki bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Rahmat. Aylanishlar yaxshimi? Siz o'rmon xo'jaligida ishlaysizmi? Tekshirib yuribsiz? Yo'q. Asosan tog'li joylarda o'rmon xo'jaligi vakillarini ko'p uchratardik-da. Bizlar bu yer o'rmon xo'jaligi bilan. Men o'zim fermer sifatida joyim bor bu yerda. Fermerman bu yerda. Yer bu Oqchisoy deb ataladi nomi. Oqchisoy. Oqchisoy. Aha. Soyni ichkari. Bu sharsharaning nomi. Sharsharaning nomi bitta shaldirama deydi. Shaldirama? Nega shaldirama? Shaldirama degani bu endi shu aldimdan qolgan, eskilardan qolgan
nam. Hazır bir payda su kemiğen payda. Şimdi baharda cidden coşkun. Kupşada bir olurdu. Baharda kana kabul edin. Maştala üstüne atılıp şişede mi? Ben bunu yakınlığa bağırıp bulmaya şu yerden tam aşıkladı uzaklarına. Saçırdı da su var. Onu saçırıp cidden coşku bakardı suyla. Hazır hem su kemiğen vakti. Kemli gideyim su, üzüleyim şöyle. Bir yerde kuda kalırsa bana turizm açmakçımız sayaklar için. Ha, turistik zona kımakçısız. Zona kımakçısı, şu yerlerini. Ben hazır tumara batırdı, çıraylı kalınlardı. Eğer turizmde, körgenlerinizde çıraylı geldi. Erçele kem eken bir adı. Bize borgen tağlaydı, erçe kub bolardı. Erçe, ben az görünmeydi. Bundan bir yer erçe. Bir de bu yerde erçe yok yer. Yani belen taşlar var. Ki tağ içkiler kub bir yerde. Ha. Bir de zona asar. Sayaklar kese, bir yerde durur bunu. Damaladı, hayvanlar kuradı, halk içinden tam aşıkladı. At turizm açmak ama ekmeği, yıkırmayın içinden yolga koymak. Ha, karayım bana at turizmini açmak için atlar bilendiriz. Uzun yılkılarınız var mı? Yılkım var mı? Yüzde yakı yılkım var. Ondan, ondan bana minilet yani var şu anakalar sayaklar için bir 30'da çay, 20'de çay, azı 30'da yakın örgütlüğünü atlar. Eşeğide sayılık gördük. Eşeğide. Demek yenisinde atlarım sayılıkırsak buladı diyorlar. Güzel, daha hala atlarda. Yine de çıraylı şeyler var bundan. Bunda yoldayım çocuğuna doğru. Benzere çıraylı. Hazreti insan tuman batırdı. Bana şu su. Bizler hazır bir kışlakka vardık. Aynen bana şu kışlakka vardı mı su? Bu? Var, Engren deryasına koşulardı bu su var. Engren deryasına koşulardı. Başlanmışı bunu Kızıl Nur'a çizmelerden, Pileli diken cöylerden çüşkülerdi başlanmışı. Orları erip çüşkülerdi. Orlar erip bulaklardan maşı çıkıp bana kiliyetti. En başı şu yerlerde Pileli diken cöyden çüşkülerdi Kızıl Nur'a'lardı. Biz otken sefer bir Laşkarak diken cöyge vardık. O yerde şerşerası buzlap koy gereken. Bu şerşerada buzlap kalışla uzatılmıyor mu? Yok buzlamaydı. Bir yerler su. Bir sel ilerak. Bir de kattık soğuklarda muzda içindeyim su geliyordu. Tegeden su götürüyordu. Ne geldi? Akça saydı beteledi bu. Şimdi bu akça saydı yani pulluyu saydı yani. Haa! Ala! Pul kildi akça saydı.
juda ham zavqli bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Mana orqamizga o'sha borgan yo'limizdan eshakda. Eshakda mana qaytyapmiz. Juda ham chiroyli, qishning tabiatiga mos, issiq, iliq suvlar bilan insonni bir kayfiyatini, taftini ko'taradigan sharshara. Sovuq bo'lsa ham baliqlar bor ekan, bir-ikkasi ko'zimiz tushdi. Lekin suv sovuq emas, aslini olganda aynan mana shunday hududlarda issiq bo'ladi. Qishda suv, qor, tuman, shuning uchun yo'lga yetib olishimiz kerak. Bugun qop keta olmaymiz, chunki manzilimiz olis. Shunday ekan, yana Trail Time'da ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr. Shu joyga kelganda eshagimiz yurmay qoldi.